Hadi, siz biraz çıkın. Sesi pek hafif ve kesikti. Mihriye Hanım bize işaret etti. Fakat bunu gören hasta elini yataktan dışarı çıkararak bileğimden yakaladı ve "Sen gitme," dedi. Kadınlar biraz şaşırmışlardı. Necla, "Babacığım, kolunu çıkarmasana," diye söylendi. Raif Efendi, "Biliyorum, biliyorum," demek isteyen bir hareketle çabuk çabuk başını salladı ve onlara çıkmaları için tekrar işaret etti. İki kadın da yüzüme sorgucu gözlerle bakarak odayı terk ettiler. O zaman Raif Efendi tamamen unutmuş olduğum elimdeki paketi gösterdi. "Hepsini getirdin mi?" Evvela anlamayarak yüzüne baktım. Bu kadar merasim bunu sormak için miydi? Hasta hala yüzüme bakıyor ve gözleri büyük bir merak içindeymiş gibi parlıyordu. İlk defa bu anda Mahut siyah kaplı defteri hatırladım. Onu bir kere bile açıp bakmamış, içinde ne olduğunu merak etmemiştim. Raif Efendi'nin bu neviden bir defteri olacağı aklıma bile gelmezdi. Paketi süratle açıp içindeki havlu vesaireyi kapının arkasındaki bir iskemlenin üzerine koydum. Sonra defteri elime alarak Raif Efendi'ye gösterdim. "Bunu mu istiyordunuz?" Başıyla evet diye işaret etti. Yavaşça defterin yapraklarını karıştırdım. İçimde mukavet edilmez bir merakın gitgide büyüdüğünü hissediyordum. Tek çizgili sayfalarda iri ve intizamsız harfler, gayet acele yazıldığı belli satırlar vardı. İlk sayfaya bir göz attım. Serlevha falan yoktu. Sağ tarafta 20 Haziran 1933 tarihi ve hemen bunun altında şu satırlar vardı. "Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana 10 sene evvelki başka bir takım hadiseleri yeniden yaşattı." Alt tarafını okuyamadım. Raif Efendi tekrar kolunu çıkartmış ve elimi tutmuştu. "Okuma," dedi ve başıyla odanın karşı tarafını işaret ederek mırıldandı. "Onu şuraya at." Gösterdiği tarafa baktım. Mika levhaların arkasında parlayan kızıl gözleriyle demir sobayı gördüm. "Sobaya mı?" "Evet." Bu anda merakım büsbütün arttı. Raif Efendi'nin defterini ellerimle yok etmek benim için imkansızdı. "Ne münasebet Raif Bey," dedim. "Yazık değil mi? Size uzun zaman arkadaş olmuş bir defteri manasız yere yakmak doğru mu?" "Lüzumu yok," dedi ve başıyla tekrar sobayı gösterdi. "Artık lüzumu yok." Onu bu fikirden vazgeçirmenin mümkün olmayacağını anladım. Herkesten sakladığı ruhunu ihtimal ki bu deftere dökmüştü ve şimdi onunla beraber gitmek istiyordu. İnsanlara kendinden hiçbir şey bırakmak istemeyen ve yalnızlığını ölüme giderken bile beraber alan bu adama karşı içimde nihayetsiz bir merhamet ve onun mukadderatına karşı nihayetsiz bir alaka uyandı. "Sizi anlıyorum Raif Bey," dedim. "Evet, gayet iyi anlıyorum. Her şeyinizi insanlardan kıskanmakta haklısınız. Bu defteri yakmak istemeniz de doğru. Fakat bunu bir müddet, hiç olmazsa bir gün geri bırakamaz mısınız?" Gözleriyle "neden?" diye sorarak yüzüme baktı. Başladığım şeye devam etmek ve son bir çareyi denemek için ona daha çok sokuldum ve kendisine karşı duyduğum bütün alaka ve sevgiyi gözlerimde toplamaya çalıştım. "Defteri, bir gece, yalnız bu gece bende bırakmaz mısınız? Bu kadar zaman arkadaşlık ettik. Bana kendinize dair hiçbir şey söylemediniz. Sizi merak etmemi tabii bulmuyor musunuz? Bana karşı da bu kadar saklanmaya muhakkak lüzum görüyor musunuz? Dünyada benim için en kıymetli insansınız. Buna rağmen sizin gözünüzde herkes gibi bir hiç olduğumu söyleyerek mi beni bırakıp gitmek istiyorsunuz?" Gözlerim yaşarmıştı. Göğsümün içi titreyerek sözüme devam ettim.
aylardan beri beni kendisine yaklaştırmaktan kaçan bu adama karşı ruhumda biriken sistemleri de sanki bu anda ortaya döküyordum. İnsanlardan itimadınızı çekip almakla belki haklısınız. Fakat bunun istisnaları yok mu? Olamaz mı? Unutmayın ki siz de bu insanlardan birisiniz. Yaptığınız nihayet manasız bir hodbinlik olabilir. Bu sözlerin ağır bir hastaya söylenecek şeyler olmadığını hatırlayarak sustum. O da susuyordu. Nihayet son bir gayretle, "Raif Bey, siz de beni anlayınız. Sizin sonunda bulunduğunuz yolun ben daha başlarındayım. İnsanları öğrenmek, bilhassa insanların size ne yaptıklarını bilmek istiyorum," dedim. Hasta başını şiddetle sallayarak sözümü kesti. Bir şeyler mırıldanıyordu. Eğildim. Nefesini yüzümde hissediyordum. "Hayır, hayır," diyordu. "İnsanlar bana hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. Hep ben. Hep ben." Birdenbire sustu ve çenesi göğsüne düştü. Daha hızlı nefes alıyordu. Bu sahnenin onu yorduğu muhakkaktı. Ben de büyük bir ruhi yorgunluk duymaya başlamıştım. Defteri sobaya atıp dışarı kaçmayı düşünüyordum. Hasta tekrar gözlerini açtı. "Hiç kimsenin kabahati yok. Hatta benim bile." Sözüne devam edemedi. Öksürüyordu. Nihayet gözleriyle defteri işaret ederek, "Oku, göreceksin," dedi. Bunu bekliyormuş gibi hemen siyah kaplı defteri cebime koydum. "Yarın sabah getirir, gözünüzün önünde yakarım," dedim. Hasta biraz evvelki titizliğine hiç benzemeyen bir tavırla "ne yaparsan yap" makamında omuzlarını silkti. Hayatının en mühim kısımlarını ihtiva ettiği muhakkak olan bu defterle bile artık alakasını kesmiş bulunduğunu anladım. Ayrılmak için elini öptüm. Doğrulmak istediğim zaman beni bırakmadı. Kendine doğru çekti. Evvela alnımdan, sonra yanaklarımdan öptü. Başımı kaldırınca gözlerinden şakaklarına doğru yaşlar sızdığını gördüm. Raif Efendi bunları saklamak veya silmek için hiçbir harekette bulunmuyor, gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. Ben de kendimi tutamamış, ağlamaya başlamıştım. Bu ancak fevkalade büyük ve sahici kederlerde görülen sessiz, hıçkırıksız ağlayışlardan biriydi. Ondan ayrılmanın bana güç geleceğini biliyordum. Fakat bunun bu kadar korkunç, bu kadar acı olacağını tasavvur edememiştim. Raif Efendi tekrar dudaklarını kımıldattı. Duyulur duyulmaz bir sesle, "Seninle hiç şöyle uzun boylu konuşamadık evladım. Yazık," dedi ve gözlerini kapadı. Artık birbirimize veda etmiş bulunuyorduk. Kapının önünde bekleyenlere yüzümü göstermemek için adeta koşarcasına holden geçtim ve sokağa fırladım. Yolda soğuk bir rüzgar yanaklarımı kuruttu. Hiç durmadan "yazık, yazık" diye söyleniyordum. Otele geldiğim zaman arkadaşımı uyumuş buldum. Yatağa girerek başucumdaki küçük lambayı yaktım ve derhal Raif Efendi'nin siyah kaplı mektep defterini okumaya başladım. 20 Haziran 1933. Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana 10 sene evvelki başka bir takım hadiseleri yeniden yaşattı. Unutup gittiğimi zannettiğim bu hatıraların bundan sonra beni hiç bırakmayacaklarını biliyorum. Hangi hain tesadüf dün onları yolumun üstüne çıkardı ve beni senelerden beri dalmış olduğum derin uykudan, artık yavaş yavaş alıştığım hissiz uyuşukluktan ayırdı. Deli olacağım yahut öleceğim dersem yalan söylemiş olurum. İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor. Ben de yaşayacağım.
ama nasıl yaşayacağım? Bundan sonraki hayatım nasıl dayanılmaz bir işkence olacak? Ama ben dayanacağım. Şimdiye kadar olduğu gibi. Yalnız bir şeye dayanmak artık benim için mümkün değil. Her şeyi kafamda yalnız başıma saklayamayacağım. Söylemek, bir şeyler, birçok şeyler anlatmak istiyorum. Kime? Şu koskocaman dünyada benim kadar yapayalnız dolaşan bir insan daha var mı acaba? Kime ne anlatabilirim? 10 seneden beri hiç kimseye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Boş yere herkesten kaçmış, boş yere bütün insanları kendimden uzaklaştırmışım. Ama bundan sonra başka türlü yapabilir miyim? Artık hiçbir şeyin değişmesine imkan yok. Lüzum da yok. Demek böyle olması icap ediyormuş. Yalnız söyleyebilsem, bir kişiye olsun içimdekileri dökebilsem, bunu sahiden istesem bile artık böyle bir insan bulmama imkan yok. Bende arayacak hal kalmadı. Kalsa da aramam. Zaten bu defteri neden aldım? Küçük bir ümidim olsa dünyada en sevmediğim bu yazmak işine kalkışır mıydım? İnsanın muhakkak kendini boşaltması lazım. Dünkü hadise olmasaydı, dün her şeyi öğrenmiş olmasaydım, şimdi eski ve belki de rahat hayatım devam edecekti. Dün sokakta giderken 2 kişiye rast geldim. Birini ilk defa görüyordum. Öteki de dünyada bana belki en uzak insanlardan biriydi. Bunların hayatım üzerinde bu kadar müthiş tesirleri olabileceği aklıma gelir miydi? Fakat madem bir kere yazmaya karar verdim, her şeyi sükunetle ve baştan anlatmalıyım. Bu takdirde birkaç sene, hatta 10-12 sene geriye gitmek lazım. Belki de 15. Fakat sıkılmadan yazacağım. Belki manasız tafsilat arasında asıl korkunç tarafları boğmak, onların tesirinden kurtulmak mümkün olur. Belki yazacaklarım yaşadığım kadar acı olmaz ve ben biraz ferahlarım. Birçok şeylerin zannettiğimden daha ehemmiyetsiz, basit olduğunu görüp kendi heyecanımdan utanırım. Belki. Babam Havranlıydı. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Orada ilk tahsilimi yaptım. Sonra bir müddet bize 1 saat kadar uzaktaki Edremit İdadisi'ne gidip geldim. Umumi Harbin son senelerinde 19 yaşlarında askere alındım. Fakat daha talimgahta mütareke ilan edildi. Kasabaya döndüm. Tekrar idadiye devam edip bitirmedim. Zaten okumaya pek hevesim yoktu. Araya giren 1 senelik zaman ve o sıralarda bu havalide hüküm süren karmakarışık vaziyet beni tahsilden soğutmuştu. Mütarekeden sonra bütün bağlar gevşemiş, ne doğru dürüst bir hükümet ne de muayyen bir fikir ve hedef kalmıştı. Bazı mıntıkalar ecnebi kuvvetleri tarafından işgal ediliyor, birdenbire türeyen bir sürü çeteler türlü türlü namlar altında bazen düşmana karşı cephe kurarak, bazen köyleri soyarak faaliyet gösteriyor. Dün bir kahraman olarak ismi ağızdan ağıza dolaşan bir sergerdenin bir hafta sonra tenkil edildiği ve ölüsünün Edremit'te Konakönü meydanında asılı durduğu ilan ediliyordu. Böyle bir devirde 4 duvar arasına kapanarak Osmanlı tarihi veya muhasabatı ahlakiye okumak pek cazip bir şey değildi. Yalnız memleketin oldukça hali vakti yerindelerinden sayılan babam nedense beni okutmak sevdasına düşmüştü. Akranlarımdan birçoğunun çapraz fişekler takıp mavzeri sırtlayarak çeteliğe çıktığını, bunlardan bir kısmının düşman, bir kısmının eşkıya tarafından öldürüldüğünü görünce benim de akıbetimden korkmaya başlamıştı. Hakikaten ben de boş durmak istemiyor, gizli gizli hazırlanıyordum. Fakat bu sırada işgal kuvvetleri kasabaya geldiler ve her türlü kahramanlık heveslerim içimde boğulup kalmaya mahkum oldu. Birkaç ay serseri gibi dolaştım. Arkadaşlarımın çoğu ortadan kaybolmuştu. Babam beni İstanbul'a göndermeye karar verdi. Nereye gideceğimi o da bilmiyor, bir mektep bul, oku diyordu. Daima biraz beceriksiz ve mahcup bir çocuk olduğum halde babamın bana böyle söylemesi oğlunu ne kadar az tanıdığını göstermeye kafiydi.
Ne olsa içimde bazı cihetlere doğru gizli bir takım arzular duyuyordum. Mektepteyken hocalarımın takdirini kazandığım bir ders vardı. Oldukça iyi resim yapıyordum. İstanbul'daki Sanayi Nefise Mektebi'ne girmek ara sıra aklımdan geçer ve bana tatlı hayaller kurdururdu. Zaten küçükten beri hakikatten ziyade hayal dünyasında yaşayan sessiz bir çocuktum. Tabiatımda manasız denilecek kadar ileri giden bir çekingenlik vardı ki çok kere etrafım tarafından yanlış anlaşılmama, aptal yerine konmama sebep olur ve beni üzerdi. Hiçbir şey beni hakkımdaki bir kanaati düzeltmek mecburiyeti kadar korkutmazdı. Sınıfta arkadaşlarımın yaptığı bir kabahat daima benim üzerime atıldığı halde ben kendimi bir kelimeyle olsun müdafaya cesaret edemez, eve döndüğüm zaman bir kenara saklanıp ağlardım. Annemin ve bilhassa babamın bana sık sık "Yahu sen kız olacakmışsın ama yanlış doğmuşsun" dediklerini hatırlıyorum. En büyük zevkim evin bahçesinde veya derenin kenarında yalnız başıma oturup hülyalara dalmaktı. Bu hülyalar hareketlerimle büyük bir tezat teşkil edecek kadar cesurca ve genişti. Okuduğum sayısız tercüme romanlarındaki kahramanlar gibi her sözüme tereddütsüz itaat eden mahiyetimle beraber ortalığı kasıp kavurduğum, bir mahalle ötede oturan ve içimde şeklini pek tayin edemediğim tatlı arzular uyandıran Fahriye ismindeki bir kızı, yüzümde bir maske ve belimde çifte tabancalarla dağlardaki muhteşem mağarama kaçırdığım olurdu. Onun evvela nasıl korkup çırpınacağını, sonra önümde tir tir titreyen insanları, mağaradaki emsalsiz zenginliği görünce nasıl büyük bir hayrete düşeceğini ve nihayet yüzümü açınca saklayamadığı bir sevinçle nasıl haykırarak boynuma atılacağını tasavvur ederdim. Bazen büyük kaşifler gibi Afrika'da gezer, yamyamlar arasında görülmemiş maceralar geçirir, bazen meşhur bir ressam olur ve Avrupa'yı dolaşırdım. Bütün okuduğum kitaplar, Michel Zevaco'lar, Jules Verne'ler, Alexandre Dumas'lar, Ahmet Mithat Efendiler, Vecihi Beyler kafamda silinmez şekilde yer tutmuşlardı. Babam bu kadar okumama kızar, bazen romanları alıp atar, bazen geceleri odama ışık verdirmezdi. Fakat benim her şeye bir çare bulduğumu, küçük kaytan fitilli idare lambasının ışığı altında kendimden geçerek Paris esrarını veya sefilleri okuduğumu görünce tazikinden vazgeçmişti. Elime geçen her şeyi okuyor ve okuduğum şeyin ister Monsieur Lecoq'un maceraları, ister Murat Bey'in tarihi olsun tesiri altında kalıyordum. Eski bir Roma tarihinde Mucius Caravola isminde bir murahsın düşmanla sulh müzakeresi yaparken kendisine teklif edilen şartları kabul etmezse öldürüleceği yolundaki tehdide cevap olarak kolunu yanı başındaki ateşe sokup dirseğine kadar yaktığını ve bu sırada sükunetle müzakereye devam ederek böyle tehditlerle korkutulamayacağını gösterdiğini okuduğum zaman elimi aynı şekilde bir ateşe sokmak ve aynı metaneti nefsimde denemek arzusuna kapılmış ve parmaklarımı oldukça ağır bir şekilde yakmıştım. Büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek tahammül eden bu adamın hayali beni hiçbir zaman terk etmemiştir. Bir zamanlar kendim de yazı yazmaya, hatta ufak şiirler karalamaya kalkmış fakat bundan çabuk vazgeçmiştim. İçimdekileri herhangi bir şekilde olursa olsun dışarıya vurmak korkusu, bu manasız ve lüzumsuz ürkeklik yazı yazmama maniydi. Yalnız resim yapmaya devam ediyordum. Bu iş bana içimden bir şey vermek gibi gelmiyordu. Dışarıyı alıp bir kağıda aksettirmekten, bir aracılıktan ibaret görünüyordu. Nitekim işin böyle olmadığını anlayınca bundan da vazgeçtim. Hep o korku yüzünden. Resim yapmanın da bir nevi ifade, bir iç ifadesi olduğunu İstanbul'da ve Sanayi Nefise Mektebi'nde hiç kimsenin yardımı olmadan kendi kendime öğrendim ve mektebe devam etmez oldum. Zaten hocalar da bende fazla bir şey bulmuyorlardı. Evde veya atölyede karaladığım şeyler arasından ancak en manasızlarını gösterebiliyor, bana dair herhangi bir şey ifade eden, içinde benden herhangi bir şey bulunan resimleri büyük bir titizlikle saklıyor ve ortaya çıkarmaktan utanıyordum. Bunlar tesadüfen birinin eline geçse
Çıplak ve mahrem bir halde yakalanmış bir kadın gibi şaşırıyor, kıpkırmızı oluyor ve kaçıyordum. Ne yapacağımı bilmeden uzun zaman İstanbul'da dolaştım. Mütareke seneleriydi. Şehir benim tahammül edemeyeceğim kadar hayasız ve karmakarışık olmuştu. Havran'a dönmek için babamdan para istedim. 10 gün kadar sonra uzun bir mektup aldım. Babam benim işe yarar bir adam olmam için son bir tedbire başvuruyordu. Almanya'da paranın kıymetini kaybetmesi yüzünden ecnebilerin gayet ucuz, hatta İstanbul'dakinden daha az bir parayla geçindiklerini bir yerden duymuş, benim oraya giderek sabunculuk, bilhassa mis sabunculuğu öğrenmemi söylüyor, yol parasıyla diğer masraflar için bir miktar para yolladığını bildiriyordu. Fevkalade sevindim. Bu sanatlara karşı bir heves duyduğumdan filan değil. Çocukluğumdan beri gözlerimin önünde binbir şekilde canlanan, birçok hayallerime mevzu olan Avrupa'yı görmek fırsatının böyle hiç beklemediğim bir zamanda çıkıvermesinden sevindim. Babam mektubunda, "Bir iki senede bu işi öğrenip gelirsen bizim buradaki sabunhaneyi büyütür, ıslah eder ve senin idarene veririm. Sen de ticaret hayatına atılarak altın bileziğin sayesinde mesut müreffeh olursun," diyordu. Fakat ben işin bu tarafını düşünmüyordum bile. Bir ecnebi dil öğreneceğimi, bu dilde kitaplar okuyacağımı ve asıl şimdiye kadar sadece romanlarda rastladığım insanları işte bu Avrupa'da bulacağımı tahmin ediyordum. Zaten muhitimden uzak duruşumun, vahşiliğimin bir sebebi de kitaplarda tanıştığım ve benimsediğim insanları muhitimde bulamayışım değil miydi? Bir hafta içinde hazırlandım ve Bulgaristan üzerinden trenle Berlin'e hareket ettim. Hiç lisan bilmiyordum. 4 günlük yolculuk esnasında bir konuşma kitabından ezberlediğim 5-10 kelime sayesinde adresini daha İstanbul'dayken defterime yazdığım bir pansiyona gittim. İlk haftalar kendimi idare edecek kadar lisan öğrenmek ve hayran hayran etrafıma bakınarak şehri dolaşmakla geçti. İlk günlerin şaşkınlığı çok sürmedi. Burası da en nihayet bir şehirdi. Sokakları biraz daha geniş, çok daha temiz, insanları daha sarışın bir şehir. Fakat ortada insanı hayretinden düşüp bayılmaya sevk edecek bir şey de yoktu. Benim hayalimdeki Avrupa'nın nasıl bir şey olduğunu ve şimdi içinde yaşadığım şehrin buna nazaran ne noksanları bulunduğunu kendim de bilmiyordum. Hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim. Lisan öğrenmeden bir işe başlanamayacağını düşünerek umumi harpte Türkiye'de bulunmuş ve biraz Türkçe öğrenmiş bir eski zabitten ders almaya başladım. Pansiyon sahibi madam da boş zamanlarını benimle gevezeliğe hasrediyor ve yardımda bulunuyordu. Pansiyonun diğer müşterileri de bir Türk'le ahbaplık etmeyi fırsat sayıyorlar ve saçma sapan suallerle başımı şişiriyorlardı. Akşam yemeklerinde sofra başında toplanan kalabalık oldukça renkliydi. Bunların arasında bilhassa Hollandalı bir dul kadın olan Frau van Tiedemann, Portekizli bir tüccar olan ve Berlin'e Kanarya Adaları'ndan portakal getiren Herr Kamera ve ihtiyar Herr Döpke benimle ahbaptılar. Bu sonuncusu Almanya'nın Kamerun müstemlikesinde ticaret yaparken mütarekeden sonra her şeyini bırakarak vatanına sığınmış bir adamdı. Kurtarabildiği bir miktar parasıyla oldukça mütevazi bir hayat sürüyor, gününü o sıralarda Berlin'de pek bol olan siyasi toplantılara gidip akşamları intibalarını anlatmak suretiyle geçiriyordu. Çok kere yeni tanıştığı terhis edilmiş işsiz Alman zabitlerini de yanında getirir ve onlarla saatlerce münakaşa ederdi. Benim yarım yamalak anladığıma göre Almanya'nın kurtuluşunu Bismarck gibi demir iradeli bir adamın iş başına geçmesinde ve hiç vakit geçirmeden silahlanmaya başlayarak ikinci bir harple haksızlıkları düzeltmekte buluyorlardı. Bazen pansiyon müşterilerinden biri gider, açılan odaya hemen bir başka misafir gelirdi. Fakat zamanla bu değişmelere, yemek yediğimiz karanlık salonun daima yanık duran kırmızı abajurlu elektriğine, günün hiçbir zamanında eksik olmayan çeşitli lahana kokularına, sofra arkadaşlarımın siyasi münakaşalarına alışmış, hatta bunlardan sıkılmaya başlamıştım. Hele bu münakaşalar.
Herkesin Almanya'yı kurtarmak için kendine göre bir fikri vardı. Fakat bütün bu fikirler hakikaten Almanya'ya değil, her birinin kendi şahsi menfaatlerine bağlıydı. Para düşkünlüğü yüzünden servetini kaybeden ihtiyar bir kadın zabitlere kızıyor, zabitler grev yapan ameleyi ve harbe devam etmek istemeyen askerleri kabahatli buluyor, müstemleke tüccarı durup dururken harp açan imparatora küfrediyordu. Sabahları odamı düzelten hizmetçi kız bile benimle siyasetten konuşmaya kalkar, boş zamanlarında derhal gazetesini okumaya koyulurdu. Onun da kendine göre ateşli kanaatleri vardı ve bunlardan bahsederken yüzü büsbütün kızarır, yumruğunu sıkarak havada sallardı. Almanya'ya niçin geldiğimi unutmuş gibiydim. Sabunculuk meselesini babamdan mektup aldıkça hatırlıyor, henüz lisan öğrenmekle meşgul olduğumu, yakında bu neviden bir müesseseye müracaat edeceğimi yazarak hem onu hem kendimi avutuyordum. Günlerim birbirine tıpkı tıpkısına benzeyerek geçiyordu. Bütün şehri, hayvanat bahçesini, müzeleri dolaşmıştım. Bu milyonluk şehrin birkaç ay içinde tükenivermesi bana adeta yeis veriyordu. Kendi kendime, işte Avrupa, ne var burada sanki diyor ve esas itibarıyla dünyanın pek sıkıcı olduğuna hükmediyordum. Ekseriya öğleden sonraları büyük caddelerde kalabalığın içinde dolaşır, yüzlerinde çok mühim işler yapmış insanlara mahsus bir ciddilikle evlerine dönen veya bir erkeğin koluna asılarak baygın gözleriyle etrafa tebessüm saçan kadınları ve yürüyüşlerinde hala asker adımlarını muhafaza eden erkekleri seyrederdim. Babama büsbütün yalan söylemiş olmamak için birkaç Türk arkadaşın yardımıyla bir lüks sabun firmasına müracaat ettim. Bir İsveç grubuna ait olan müessesenin Alman memurları henüz unutulmamış olan silah arkadaşlığının verdiği bir alakayla beni gayet iyi karşıladılar. Fakat bu mesleğin Havran'daki sabunhanemizde göre göre öğrendiğimden daha derin taraflarını galiba firmanın sırrıdır diye bana göstermekten çekindiler. Belki de ben de bu işe fazla bir heves görmediklerinden boş yere vakit ziyan etmemek için böyle yaptılar. Yavaş yavaş ben fabrikaya uğramaz oldum. Onlar neredeydin demediler. Babam mektuplarının arasını uzattı ve ben Berlin şehrinde ne yapacağımı, buraya niçin geldiğimi hiç aklıma getirmeden yaşamaya devam ettim. Haftada 3 defa akşam üzerleri eski zabitten Almanca ders alıyor, gündüzleri müzelerdeki ve yeni açılan galerilerdeki tabloları seyrediyor ve pansiyona daha 100 adım uzaktayken burnumda lahana kokuları hissediyordum. Fakat ilk aylar geçince eskisi kadar canım sıkılmamaya başladı. Yavaş yavaş kitap okumaya çalışıyor ve bu işten zamanla daha çok zevk duyuyordum. Bir müddet sonra bu adeta bir iptila halini aldı. Yatağın üzerine yüzü koyun yatarak kitabı önüme açar, yanı başıma eski ve kalın lügat kitabını kor, saatlerce kalırdım. Çok kere lügat aramaya bile tahammül edemez, cümlelere karineyle mana vererek geçerdim. Gözümün önünde yepyeni bir dünya açılır gibiydi. Bu sefer okuduklarım çocukluğumun ve ilk gençliğimin tercüme veya telif kitapları gibi sadece kahramanlardan, fevkalade insanlardan ve görülmemiş maceralardan bahsetmiyorlardı. Hemen hemen hepsinde kendimden, etrafımdan, gördüklerim ve duyduklarımdan birer parça buluyordum. Evvelce içinde yaşadığım halde anlamadığım, görmediğim şeyleri birdenbire hatırlıyor, onlara şimdi hakiki manalarını verdiğimi zannediyordum. Üzerimde en çok tesir yapanlar Rus muharirleriydi. Turgenev'in koskocaman hikayelerini bir defada sonuna kadar okuduğum oluyordu. Hele bunlardan bir tanesi günlerce sarsmıştı. Clara Milić ismindeki bu hikayenin kahramanı olan kız oldukça saf bir talebeye aşık oluyor. Fakat buna dair hiç kimseye bir şey söylemeden böyle bir aptalı sevmenin hicabıyla müthiş iptilasının kurbanı olup gidiyordu. Bu kızı nedense kendime pek yakın bulmuştum. İçinden geçenleri söylememek, en kuvvetli, en derin, en güzel taraflarını müthiş bir kıskançlık ve itimatsızlıkla saklamak cihetinden onu kendime benzetiyordum. Müzelerdeki eski resim üstadları da artık bana sıkılmadan yaşamak imkanını veriyorlardı.
Nasyonal Galeri'deki bir tabloyu saatlerce seyrettiğim ve sonra günlerce aynı çehreyi ve manzarayı kafamda yaşattığım oluyordu. Almanya'ya geleli bir sene olmak üzereydi. Günün birinde gayet iyi hatırlıyorum. Yağmurlu ve karanlık bir teşrin evvel gününde gazeteleri karıştırırken yeni ressamların açtığı bir sergi hakkındaki tenkit makalesi gözüme ilişti. Ben bu yenilerden pek bir şey anlamıyordum. Belki eserlerindeki fazla iddia, herhangi bir şekilde göze çarpmak, kendini göstermek temayülü benim mizacıma aykırı olduğu için onlardan hoşlanmıyordum. Nitekim gazetedeki yazıyı bile okumadım. Fakat birkaç saat sonra gene rastgele sokaklarda dolaşarak günlük gezintilerimden birini yaparken gazetede bahsedilen serginin açılmış olduğu binanın önünde bulunduğumu fark ettim. Yapacak mühim işlerim yoktu. Tesadüfe itaat ederek içeri girmeyi tercih ettim ve duvarlardaki küçüklü büyüklü birçok tabloları alakasız gözlerle seyrederek uzun müddet dolaştım. Resimlerin çoğu insana gülümsemek arzusu veriyordu. Köşeli dizler ve omuzlar, nispetsiz başlar ve memeler, el işi kağıdından yapılmış gibi keskin renklerle gösterilmeye çalışılan tabiat manzaraları. Kırık bir tuğla parçası kadar şekilsiz kristal vazolar, senelerce kitap arasında kalmış kadar cansız çiçekler ve nihayet mücrimler albümünden alınmışa benzeyen korkunç portreler. Ama ne olsa insan eğleniyordu. Bu kadar az emekle bu kadar büyük işler başarmaya kalkan insanlara belki içerlemek icap ederdi. Fakat onların hiç kimse tarafından anlaşılmamak ve gülünç olmak gibi bir cezayı da adeta marazi bir zevkle ve isteyerek kabul ettiklerini düşününce acımaktan başka yapılacak iş yoktu. Büyük salonun kapıya yakın bir duvarının önünde birdenbire durdum. O andaki hislerimi bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra anlatmama imkan yok. Yalnız orada kürk mantolu bir kadın portresinin önünde mıhlanmış gibi durduğumu hatırlıyorum. Resimleri seyredip geçenler vücutlarıyla beni sağa sola itiyorlar fakat ben olduğum yerden ayrılamıyordum. Bu portrede ne vardı? Bunu izah edemeyeceğimi biliyorum. Yalnız o zamana kadar hiçbir kadında görmediğim garip, biraz vahşi, biraz mağrur ve çok kuvvetli bir ifade vardı. Bu çehreyi veya benzerini hiçbir yerde, hiçbir zaman görmediğimi ilk andan itibaren bilmeme rağmen onunla aramızda bir tanışıklık varmış gibi bir hisse kapıldım. Bu soluk yüz, bu siyah kaşlar ve onların altındaki siyah gözler, bu koyu kumral saçlar ve asıl masumlukla iradeyi, sonsuz bir melalle kuvvetli bir şahsiyeti birleştiren bu ifade bana asla yabancı olamazdı. Ben bu kadını 7 yaşımdan beri okuduğum kitaplardan, 5 yaşımdan beri kurduğum hayal dünyalarından tanıyordum. Onda Halit Ziya'nın Nihal'inden, Vecihi Bey'in Mehcuresinden, Şövalye Buruda'nın sevgilisinden ve tarih kitaplarında okuduğum Kleopatra'dan, hatta Mevlid dinlerken tasavvur ettiğim Muhammed'in annesi Amine Hatun'dan birer parça vardı. O benim hayalimdeki bütün kadınların bir terkibi, bir imtizacıydı. Yaban kedisi derisinden bir kürkün içinde, gölgede kalmasına rağmen donuk beyaz rengi belli olan küçük bir boyun parçası, bunun üzerinde hafifçe sola dönmüş, beyzi bir insan yüzü vardı. Siyah gözleri anlaşılmaz, derin düşüncelere dalmış gibi yere bakıyor, adeta bulamayacağından emin olduğu bir şeyi son bir ümitle aramak istiyordu. Buna rağmen bakışındaki hüzün biraz da istihnayla karışıktı. Sanki, evet aradığımı bulamayacağım fakat ne olur der gibiydi. Bu istihna ifadesi biraz dolgun ve alttakisi daha irici olan dudaklarında tamamen açık bir hal alıyordu. Göz kapakları hafifçe şişti. Kaşları ne pek kalın ne pek ince fakat biraz kısaydı. Koyu kumral saçları köşeli ve oldukça geniş alnını çevreleyerek aşağı doğru uzanıyorlar ve yaban kedisinin tüylerine karışıyorlardı. Çenesi hafifçe öne doğru kıvrık ve sivriceydi. İnce, uzun ve kanatları biraz etli bir burnu vardı. Adeta ellerim titreyerek kataloğu karıştırdım. Bu tablo hakkında orada tahsilat bulacağımı umuyordum.
Sonlara doğru sayfanın alt tarafında tablonun numarasının hizasında şu üç kelimeyi okudum. Maria Puder, Self Portrait. Başka hiçbir şey yoktu. Ressamın sergide yalnız tek bir eseri, kendi portresi bulunduğu anlaşılıyordu. Bundan biraz da memnun oldum. Bu harikulade resim yapan kadının başka tablolarının üzerimde bu kadar büyük bir tesir yapamayacağını, hatta belki de ilk hayranlığımı azaltacağını düşünerek korkuyordum. Geç vakte kadar içeride kaldım. Ara sıra dolaşıyor, görmeyen gözlerle diğer tablolara bakıyor ve sonra çabucak aynı yere dönerek uzun müddet seyrediyordum. Her defasında yüzünde yeni ifadeler, gitgide kendini belli eden bir hayat görür gibiydim. Aşağıya doğru bakan gözlerin gizlice beni süzdüğünü, dudakların hafifçe kıpırdadığını zannediyordum. Salonda kimseler kalmamıştı. Kapının yanında duran uzun boylu bir adam galiba beni bekliyordu. Süratle kendimi toparlayarak dışarı çıktım. Hafif bir yağmur çiseliyordu. Her akşamkinin aksine olarak hiç yollarda oyalanmadan pansiyona döndüm. Hemen yemeğimi yemek, odama çekilerek yalnız başıma o çehreyi gözlerimin önüne getirmek arzusuyla yanıyordum. Sofrada hiç konuşmadım. Pansiyonun sahibi Frau Hepner, "Bugün nereleri gezdiniz?" dedi. "Hiç, dolaştım. Sonra modern ressamların bir sergisini gezdim," diye cevap verdim. Salondakiler derhal modern resim üzerinde konuşmaya başladılar. Ben yavaşça odama gittim. Soyunurken ceketimin cebinden yere bir gazete düştü. Kaldırıp masanın üzerine koyarken birdenbire yüreğim atmaya başladı. Bu sabahleyin aldığım ve bir kahvede oturup okurken sergi hakkındaki makaleyi gördüğüm gazeteydi. Bu yazıda o tablo ile ressamı hakkında neler bulunduğunu öğrenmek için sayfaları yırtarcasına açtım. Benim gibi yavaş ve heyecansız bir adamın bu kadar telaşına kendim de hayret ediyordum. Yazıyı baştan itibaren şöyle bir süzdüm. Ortalara doğru gözlerim katalogda gördüğüm kelimelerin üzerinde mıhlanıp kaldı. Maria Puder.